Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Tuğtuğ. Değerli öğrencim Tonguç'la beraber size bugün TEOG'da fende full çekmenin yöntemlerini anlatacağız. Kopya değil mi hocam Tonguç, yöntem? kopya değil, kopya değil evladım. Hangi konuların olduğunu bilmek ve onlara birazcık çalışmak. Tamam Birazcık hocam. çalışarak bile şu andan bile başlasan çalışmaya full çekebilirsin. İnan bana. Hemen başlıyorum hocam. Aferin evladım, ama ilk başta bunu dinle. Kaç soru var fende? 20 soru. Aferin, nereden biliyorsun? Hocam Burada yıllar... yazıyor evladım, geyik Pardon, burada yapamam. yazıyor. 4 seçenekli olmak üzere 20 tane test sorusu var ve 40 dakikalık. Toplam 80 tane seçenek oluyor hocam böylece. Yani saçma sapan insanların kafasını karıştırma evladım. 40 dakika, her soru 2 dakika unutma. Tamam Her soru hocam. 2 dakika olduğu için rahat rahat yapabilirsin. Test soruları için 2 dakika güzel bir rakam aslında. Bence de. Çünkü seçeneklerden bulabilirsin cevabını. Ya... Saat kaçta peki? Saat 9'da ama ikinci günde. TEOG'un Anladım. ikinci gününde saat 9'da. Yani ilk sınavın, hani kahvaltını yaptıktan sonra ilk buna gireceksin. Bunu Anladım unutma. hocam, tertemiz. Peki nerede oluyor? Kendi sınıfında, kendi yerinde. Hiç korkmana gerek yok. Ama farklı öğretmenler gelecek. Farklı öğretmenlerin de tipine bak. Ulan bu adamdan falan diye hiç sakın takılma öğretmenlere. Sen sınavına odaklan. Saçma Tamamdır. sapan şeylere takılma sakın. Zaten bütün Öğretmen hocalar birer çiçektir hocam. Çiçekleri de sevmek lazım. Ben de hocalarımızın hepsini sulamak seviyorum. lazım derler. Ama onu Ben boş hepsini ver. seviyorum. Bütün Saçma hocalarımı sapan seviyorum hocam. konuşma evladım. Hocalarımız evet çok iyiler, ama hocalarımıza takılmayalım, sınava Anladım odaklanalım biz, hocam. tamam mı? Tamamdır. Kendi sınıfın olacağı için rahat rahat kopyalarını da yazabilirsin bir yere. Teşekkür Şaka ederim. yapıyorum, saçmalama, onu yaparsan kesin yakalanma riskin var. Aman dikkat et evladım. Girmesem ne olur sınava? Mazeret sınavı Şarkı diye bir ismi gibi şey var. hocam. Girmesem ne olur? Güzel olmuş. Saçma, Allah'ım ya Rabbim. Evladım sen hangi dünyada yaşıyorsun? Hocam ben sanatçı ruhum var. Ben esasında TEOG'da değil de kendimi müzik ve sanatta göstermeliyim. Neyse. Ya onu yaparsın, ama ilk başta derslerinde başarılı ol Doğru evladım. hocam, Ya haklısınız. sanata yönel, ama en azından bir ilk öğretimi bitir yahu. Bu ne ya, Doğru öyle hocam, şey mi? haklısınız. Lisede bol bol zaten gitar çalarsın, müzik şey yaparsın, hani Akdeniz Akdeniz akşamları hemen aynen. herkes kızları tavlarsın falan, merak etme. İnşallah hocam. Mazeret sınavı dediğimiz zımbırtıya gireceksin. Ama rapor şart bunda. Böyle herkes giremiyor elini kolunu sallayarak. Ve başka okulda oluyor bu sınav. Dikkat et. Oo. Başka okulda olduğu Kopya için riski de azaldı kopya iyice. riski, farklı öğretmenler, birazcık zor olacak bu sınav Anladım o yüzden. hocam. Sallamak serbest Neyi mi? sallamak hocam? Canım sallamak dediğim soruları sallamak Ha, serbest mi? anladım. Elbette serbest Tonguç. Yanlışlar doğruları götürmüyor. O yüzden hepsini işaretleyecek. Ya en büyük şeylik, hani salaklık affedersin, hepsini işaretlememek. Boş bırakmak. Boş bırakmanın hiçbir mantığı yok. Anladım. Çünkü her soru doğru çıkarsa senin için bir artı net demek. Tamamdır Bunu hocam. unutma. Sakın boş bırakma soruları. Tamamdır hocam. Hadi bakalım. Hücre bölünmesinden, konulara baktığımızda hücre bölünmesinden bir veya iki soru geliyor. Mitoz ve meyozu çok iyi bilmemiz Aynen gerekiyor. hocam. Mitoz bölünmenin evrelerini, meyoz bölünmenin evrelerini çok iyi biliyoruz. Üreme dediğimiz zımbırtıda da bir iki soru geliyor. Eşeysiz ve eşeyli üreme. Hani eşeysiz üremede tomurcuklanarak, Evet. bölünerek, işte vejetatif, yenilenme falan, bunlar vardı. Bunları bileceğiz. Eşeyli üremede sperm ve yumurta Benim oluşumu üreme tarzım, vesaire. evet. Evet, sen eşeyle erkek ve dişinin üreme tarzı, Anladım bunu hocam. bileceğiz. Zigotu falan bileceğiz, döllenmeyi falan bileceğiz. Kalıtımda ise bir veya iki soru geliyor. Çaprazlama ve mendili bileceğiz. Yani homozigot, heterozigot, işte genler, genotip ve fenotip oranları, kalıtsal hastalıklar, hemofili, renk körlüğü, işte vesaire, orak hücrelerine önemi, bunları bileceğiz. Akraba evliliğini bileceğiz. Akraba evliliğin Anladım hocam. zararlarından geçen sene bir soru gelmiş. Zararlarından ziyade işte yanlışlıklarından. DNA'da bir iki soru geliyor. Nükleotit DNA modeli yaptırmışlardı ya okulda Evet size. hocam. Hani adeninle timin eşleşiyor, guaninle sözleşiyor. Bunların DNA modelini sorabilir. DNA eşlemesini sorabilir. DNA kendine eşleyince iki tane aynı DNA'dan oluşuyordu. Bunu sorabilir. Mutasyon ve modifikasyon dediğimiz zımbırtıdan soru gelebilir. Bunların farkları, mutasyon kalıtsaldır, modifikasyon kalıtsal değildir. Çevre sayesinde olur vesaire, bunu sorabilir. Genetik mühendisliği ve biyoteknolojiden soru gelebilir. Bunların yaptığı çalışmalara örnekler isteyebilir. Hocam bildiğiniz bilim adamı olduk ya. Yani bir sürü şey var, doğru, ama bunları bak bizim videoları dinle. Sadece dinlesen bile bir sürü net yapabilirsin, Bir de unutma. izlesem süper olur yani. Ya, evladım tabii izlemek diyorum. İzlesen ve dinlesen ve bunlarla da ilgili birkaç tane test sorusuna bir alışık olsan kesin netlerin inanılmaz artacak. İnşallah hocam. Sayenizde hocam. Hatta Size duacıyım hocam bu arada. Her akşam size dua ediyorum. ya aferin Bana evladım, kız dua et, arkadaş iyi. bulsun hocam diye dua ediyorum hocam Ben size. nasıl bulayım evladım? Senin yeteneğin yok. Elimizdeki malzeme bu kadar yani. Yapamıyoruz bir şey. Anladım hocam. Gene Kaç kırdınız. aydır Gene kırdınız uğraşıyoruz. kalbimi hocam ya. Yani yok evladım, kızın yanına koyuyoruz, Hocam ben titremeye başlıyorsun. çok çok derin bir insanım hocam. Anlayamıyorlar beni kızlar. Evladım ama bak, kızın yanına koyuyoruz, titriyorsun, konuşamıyorsun, ağzını açıp cool Heyecanlanıyorum davranmak hocam. istiyorsun. Heyecanlanıyorum hocam Böyle ya. kasıntı davranıyorsun.
Abi ya, birazcık şey yapman gerekiyor Tonguç. Birazcık Olabilir hocam. rahatlaman gerekiyor. Adaptasyon Ha, geçirmen gerekiyor. adaptasyon geçirmen gerekiyor. Evrim geçirmen gerekiyor. Evet Bir hocam, tane haklısın. arkadaş var, o çapkınlık dersleri veriyor. Ondan da aldıracağım sana. Tamamdır hocam. En yakın zamanda da çapkınlık dersleri verelim sana buradan. Aa, onun videosunu da çeker misiniz hocam ya? Nasıl kız tavlanır videosu? Evet tamam, onu da çekeceğim bak, söz. Sağ olun hocam. Adaptasyon ve evrim dediğimiz zımbırtıda da 2 ve 3 soru gelebilir. Çünkü son yazılıya, ikinci yazılıya daha fazla giriyor bunlar. Birinci yazıda Ha. bunlar daha azdı. Birinci yazıda bunlarla doluydu. Şimdi ikinci yazıda bunlar geliyor. Biyolojik çeşitlilik çok önemli. Adaptasyon, doğal seçilim ve Lamarck ve Darwin'i çok iyi bilmemiz gerekiyor Darwin'i burada. kim bilmez hocam? Burada ise yoğunluk, Oha. kaldırma, esas sorular bundan geliyor işte evladım. Anladım. Yoğunluk deyince kütle ve hacmin ne olduğunu, nasıl ölçüldüğünü, mesela kütle teraziyle ölçülür. Hacim ise dereceli silindirle ölçülür. Bunu Aynen bileceğiz. aynen. Yoğunluk hesabı nasıl yapılıyor? Hani dede muzu böl ver diye bir hesap vardı Aa ya. evet, DMV. Dede muzu böl ver diye bir hesap vardı. Bunu Evet. bileceğiz. Bunları nasıl hesaplandığını bileceğiz. Birimlerini falan da bilsek iyi olur. Kaldırma kuvvetini, işte babaların babası. 9 soru geliyor evladım buradan. İşte bu konuyu bilirsen zaten 9 soru garanti cepte. Anladım Çünkü hocam. ikinci yazılı konusu. Dinamometreyi çok iyi bileceğiz. Ağırlık ölçen alet olduğunu, havadaki ve sıvıdaki ağırlıklarının farklı olduğunu ve bunun da sebebinin kaldırma kuvveti olduğunu ve havadakinden sıvıdaki çıkınca kaldırma kuvvetinin hesaplandığını ve kaldırma kuvvetinin yönünün her zaman yukarıya doğru olduğunu, ne olursa olsun yukarıya doğru olduğunu, ağırlıkla ters yönde olduğunu bileceğiz. Tamamdır hocam. Hızlı söylüyorum ama videolarımızı izlersen daha iyi anlayacaksın, merak etme. Batan hacim ne kadar arttıkça o kadar fazla kaldırma kuvvetinin arttığını, sıvının cinsinin yoğunluğu arttıkça kaldırma kuvvetini arttırdığını Bu bileceksin. alkol ayran farkı gibi değil mi hocam? Alkolle, evet, su gibi, hani suda kaldırma kuvveti daha fazla, alkolle daha az gibi. Batma, askıda ve yüzme 3 tane durum vardı. Bu 3 duruma göre, yoğunluğa göre cisimlerin hangi durumda durduklarını. Mesela cismin yoğunluğu fazlaysa batacağını, Evet. azsa yüzeceğini bileceksin. Kuvvet ilişkisine de bakacaksın burada. Batma durumunda ağırlığın fazla, kaldırma kuvvetinin az. Aynen hocam. Yüzme durumunda ise ağırlık ve kaldırma kuvvetinin eşit. Bak, Aa. eşit olduğunu bileceksin. Sakın kaldırma kuvveti fazla gibi bir hıyarlık diyeceğim. Çünkü çok önemli bir olay. Hıyarlık yapma, tamam mı Tonguç? Teşekkür ederim hocam. Gazların kaldırma kuvvetini de bileceğiz. Evet. Gazlar da havada bize kaldırma kuvveti. Balonlar nasıl uçuyor mesela? Aynen ben de bazen uçuyorum hocam gazın kaldırma kuvvetiyle. Tabii senin birazcık kafa boş olduğu için uçabilir. Doğrusu Teşekkür balon ederim. gibi. Evladım şimdi o zaman ödüllü sorumuzu yap, cevaplara gönder bakalım evladım.